bu milleti, bu devleti 15 Temmuz'a taşıyan bu şer odaklarına karşı verilecek en güzel cevap millet olarak başarılı olmak. Ama hayatının her kesiminde, hayattaki her türlü başarının temelinde de eğitim yatıyor. Dolayısıyla biz de bu anlayış ekseninde hem belediye olarak hem kaymakamlığımız muhtesindeki diğer kurumlarımız olarak ciddi adımlar atmaya çalıştık imkanlar ölçüsünde. Sonuçlarını da alıyoruz. Ve meleklerimizi, birbirinden kıymetli şampiyon sporcularımızı alkışlarınıza davet ediyorum. Bir yıl bile değil çalışma süresi. Bu bir yıl içerisinde onlar Erzurum'un şampiyonları oldular. Sonra geçtiğimiz hafta içerisinde bugün geldiler. Türkiye Şampiyonası'na gönderdik onları. Türkiye Şampiyonası'nda 4 tane derece alıp döndü bizim çocuklarımız. İnşallah yarınlarda da sadece Türkiye değil, Avrupa, Dünya belki Olimpiyat şampiyonu çıkacak bu güzel tablonun içerisinde. Alkışlarla davet ederim efendim. Evet, bu üç yavrumuz, biri de ilk dışına çıkmış, dört yavrumuz Türkiye Şampiyonası'nda içimize madalya getirdiler. Onlar bizim gururumuz. Bir alkışlar mıyız? Arkadaki şampiyonlar da Erzurum'daki turnuvaların bütün madalyalarını silip süpürmüşlerdi. Onlar için de çok güçlü bir alkış. Bunlar da iyiliklerimiz. Bu kategorinin yıldızı var değil mi? Gençleri var, sonra büyükleri var. Çok ümit doluyuz, ümit varız. Tabii bu arada Mustafa Hocam için de ben çok büyük bir alkış rica ediyorum. İsviçre'nin birisi spor kulübünün baş antrenörü Hilal Turan Hocamız buradandı. Ona da buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Maşallah, maşallah. Siyaf olsun. Karabalık, şerbet yağmur yağdı, ser aldılar. Aha. Yok yok, iskirinitsin de şey, Maltepe'nin var işte, hastanede yok. Yo,
Sadece çok sevindim söyle. Hadi sağ ol, sağ ol.